Suriye'deki gelişmeler ülkemizin geleceğini biçimlendirmede hayati öneme sahiptir. Bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak gibi bir niyeti asla söz konusu değildir. Şu anda bizde 3,5 milyon Suriyeli var. Ama yeni İdlib'den sadece şu anda 4 milyona yakın insan yine ülkemize gelme arzusunda. Biz kardeşiz. Muhacir, ensar, bu anlayışımız var. Biz onları bırakın, vursunlar, bırakın, varil bombalarını indirsinler, yağdırsınlar. Bunu mu diyelim? Buna mı eyvallah edelim? Edemeyiz. Biz bir Esed bu noktada olamayız. Ama onda acıma duygusu diye bir şey kalmış değil. Onun için biz merhamet sahibi bir millet olarak bu gayretimizi gösteriyoruz. Rejim kendi halkını kadın çocuk demeden uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla bombalayarak gözü dönmüş katil sürüleriyle katlederek ilerlerken Türkiye'nin bu insanların hayatlarını kurtarma çabasına niçin bu derece karşı çıkılıyor? Adana mutabakatıyla evet Suriye'ye biz davetliyiz. Suriye halkının canını ve onurunu korumak için yürüttüğü mücadeleye destek vermek üzere davet ettiği Türkiye'nin buradaki varlığı rejimin davetinden daha mı az meşrudur? İdlib'de yaşanan insani trajediye sırf Türkiye güç durumda kalacak diye seyirci kalan uluslararası toplumda yarın yıkılan bir bentten akan seller gibi üzerine çullanacak yükü karşılamaya hazır. Bir kez daha Suriye'deki zulmü durdurma, sınırlarımızın ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlama kararlılığımızı tekrarlıyorum. Rejim güçleri Soçi muhtırasının sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir. İdlib'deki sorun çözülmedikçe de ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönüşü mümkün olmayacaktır. Bizim hem tarihi, hem coğrafi, hem dini olarak kardeşimizdir. Kardeşlerimizi zalimlerin insafına ve zulmüne terk etmeyecek, sınırlarımızda terör örgütlerinin ve meşruiyetini yitirmiş rejimin tehdidiyle inşallah onların yaşamına terk etmeyeceğiz. Biz bu yolda gerekirse ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakarlığı göze alan Hodri Meydan diyor. Şu anda Suriye'de en aciliyet kesbeden yer olan İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir.